Hay hak, denizlerimizi koruyalım, onları kirletmeyelim. Çünkü içlerinde nice canlar yaşıyor. Hay hak, hele bir arkadaş bulsam da onunla tatlı tatlı sohbet etsem. Ya Rab bana bir eğlence medet aman. Ya Rab bana bir eğlence. Sabah sabah yine ötmeye başladı düdüklü tencere. Ne tenceresi kara gözüm yahu? Hadi hazırlan, deniz kenarına gidiyoruz. Denizde mi yüzüyoruz? Ben deniz meniz görmüyorum hacı camcam. Nerede deniz? Yahu deniz kenarında değiliz şu anda ama gideceğiz, gidip denize bakacağız. Denize mi bakacağız? Denizin neyine bakacağız? Hacı camcam sen hiç deniz görmedin mi yahu? Yahu kara gözüm sen ne kadar cahil kalmışsın. Deniz suları ve içindeki canlılar bizim için ne kadar önemli sen biliyor musun? Ne gidiyor musun? Nereye gidiyorsun? Denize mi gidiyorsun? Beni de bekle acı canım. Ben de geleceğim. Şortumu, simidimi alıp geleyim. Yahu hep bir yere gitmiyorum biliyor musun dedim. Neyi biliyormuşum? Yahu mesela bak, denizlerde öyle balıklar var ki bir tanesi 1 milyon yumurtluyor. Ney? 1 milyon? Ya halbuki bunların besinleri sadece su ve kumun içindeki basit yiyecekler. Küçük küçük yiyecekler. Doğru. Ama sonuçta milyarlarca balık rengiyle, şekliyle adeta yüce Rabbimizin birer sanat eseri olarak yaratılıyor. Balık deyince benim aklıma sadece böyle tavadaki balıklar geliyor. Acaba hocam başka bir şey düşünemiyorum. Ya o kara gözüm tamam. Yine cızbızını yap, ızgaranı yap, ye. Ama bu nimetlerin Rabbimiz tarafından bize rızık olarak hazırlandığını da hiç unutma. Unutur muyum? Unutur muyum? Unutmadan yerim. Hepsini yerim. Yahu yemek değil. Bunları unutma. Bu rızık olarak verildiğini bize... Bizim için yaratıldığını unutma. İşte ben unutma. De onu diyorum Hacı Cavcav. Rızık olarak verildiğini hiç unutur muyum? Hepsini yerim. Neyse, ne yapacağız? O zaman hadi hayal olarak denize gidelim seninle. Olur, gidelim. Sen benimle alay mı ediyorsun Hacı Cavcav? Yahu kara gözüm niye alay edeyim? Yahu bizim buralarda deniz yok ki biz nasıl gideceğiz? Yahu kara gözüm. Gözlerimizi kapatacağız. Hayali olarak denize gitmiş olacağız. Allah, gözümüzü kapatınca denize mi gidilmiyor? Denize gidilmiyor. Hayali olarak gitmiş olacağız. Hayali olarak? Anlamadım. Yahu sen hiç deniz gördün mü? Gördüm, böyle masmavi, oskomacan. İçindeki balıkları gördün mü? Görmez olur muyum? Bir sürü balıklar vardı içinde. Şimdi gözlerini kapatacaksın, bunları hayal edeceksin, gözlerinin önüne getireceksin ya. Anladım. Düşünde göreceğim. Evet. Tamam. Hadi şimdi gözlerini kapat. Tamam, hemen gözlerimi kapatayım o zaman. Hayali olarak git. Karagözüm ne yapıyorsun? Bana bir şey mi dedin? Karagözüm ne yapıyorsun diyorum. Ben sana gözlerini kapat dedim. Sen kulaklarını kapatıyorsun. Kulaklarımı o zaman böyle gözlerimi kapatacağım. Bak gözlerimizi kapatacağız böyle. Tamam anladım canım, onu yaparım vallahi. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Karagözüm bak, görüyor musun? Ne kadar güzelleriz. Görüyorum, muhteşem bir görüntü. Ne kadar kusursuz değil mi Hacı Cavcav ya? Böyle sanki fotoğraf gibi, çizilmiş gibi. Evet Karagözüm, harika bir şekilde yaratılmış. Bir de içindeki varlıkları bilsen. Çeşit çeşit balık, çeşit çeşit ahtapot, işte karides, her şey var içinde. Köpek balıkları da var değil mi Hacı Cavcav? Köpek balıkları var, balinalar var. Say say bitmez ya. Domates var, biber var, patlıcan. Yahu ne domatesi, biberi kara gözüm? Karada mıyız biz? Denizden bahsediyoruz. Doğru, onlar topraktan yetişir. Tabii ki. Ama bunlar denizden yetişir. Aynen öyle kara gözüm. Hacı Cavcav çok güzel görünüyor. Haydi gözümüzü açalım da geri dönelim. Gözümüzü mü açalım? Gözümüzü niye açıyoruz? Hadi cav. Neden gidiyoruz yahu? Yahu o kadar çok mu beğendin burayı? Çok beğendim. Hiç gitmek istemiyorum. Ama yine de gözümüzü açıp
gerçek dünyamıza dönmemiz lazım. Ha, olur, hadi açalım gözümüzü. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Karagöz. Balıklara bak ne kadar güzel. Karagöz. Geldik mi? Yahu zaten buradaydık Karagöz'üm. Hayali olarak gitmiştik. Doğru, hayali olarak gitmiştik. Ama nasıl çok güzel görünüyordu değil mi? Güzeldi, bir sürü balık vardı. Karagöz'üm, ben şimdi sana denizlerle ilgili çok ilginç bir şey anlatacağım. Bana bak, eğer ilginç olmazsa sana neler yapacağımı biliyorsun hacı cacam. Tamam Karagöz'üm, tamam, ne istersen yap. Tamam. Denizleri gördün değil mi? Masmavi, nasıl güzel bir manzarası var. Çok güzeldi. Bir de bu denizlerin içinde milyonlarca çeşit çeşit canlı var. Doğru. Ve bu canlılar biz insanlar için yaratılmış. Doğru. Bu da bize gösteriyor ki Yüce Allah her şeyi bizim için yaratmış. Bizi o kadar seviyor. Doğru. Biz de Allah'ın bu yarattıklarına sahip çıkmalıyız. Onları temiz tutmalıyız. Kirlenmeliyiz. Kirletmemeliyiz ki güzel şeyler yapmış olalım. Doğru, özel şeyler yapmış olalım. Ne? Denizler özelleştirildi mi hacı canım? Yahu ne özelleşmesi be adam? Sen beni çıldırtacak mısın? Güzel diyorum. Ne kızıyorsun hacı cavcav? Sen benim söylediklerime ne bakıyorsun? Söylettire ne bak? O da doğru. Çünkü denizler bizim için bir özel. Çünkü Allah bizim için yaratmış. İçindeki balıklar bizim için yaratmış. Binlerce balık var. Hatta dahatısı dahası da var. Ben çok hayret ediyorum. Düşünsene hacı cavcav, dünya saatte 107 bin kilometre hızla dönmesine rağmen denizler çalkalanmıyor, başka yerlere dökülmüyor. Ya Karagöz'üm, sana bugün ilham pirisi mi geldi yahu? Sen böyle şeyler bilir miydin? Hacı cavcav, sen bana cahil mi demek istiyorsun? Şimdi kızdırdın beni. Eğer bir mani okumazsam denizdeki balıklar gibi çiğ çiğ yerim seni. İstediğin mani olsun canım. Hemen bir tane okuyorum. Oku da affedeyim seni. Yeryüzünde kimi uçar, kimi yüzer, kimi gezer varlıklar. İnsanlar onların manasını düşünerek anlar. Beğendim, güzelmiş. Sürçülisan ettiysek affola. Bir dahaki bölümlerde maceralarımız hayrola. Yıktın perdeyi, eyledin viran. Koşup sahibine haber vereyim hemen. Benim bina mı yıkıldı? Hangi bina yıkıldı? Hadi cav cav, dur beni de bekle.